Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 9. yargı paketi kabul edilerek yasalaştı. Kadınların bekarlık soyadı hakkı yeniden düzenlendi. Peki vatandaş bu konu hakkında neler düşünüyor? Gelin hep birlikte öğrenelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 9. yargı paketinde kadınların bekarlık soyadını kullanmasını engelleyen düzenlemenin geri çekildiği açıklandı. Söz konusu düzenleme, kadının evlendikten sonra kocasının soyadıyla birlikte soyadını kullanmasını öngörüyordu. Bu yeni düzenlemeyle soyadı konusundaki tartışmalara nokta kondu. Peki kadınlar bu düzenlemeyi nasıl değerlendiriyor? Kadın soy ismini kullanmalı. Sadece erkeklere özgü bir şey değil bu. Her zaman özgürlüğü kadının önde olmalı. Güzel bir şey bence isteyen insanlar için. İyi bir özgürlük hakkı tanıyor sonuçta. Bence iki taraflı. Hem erkeğin soy ismini hem kendi soy ismini kalsa daha güzel. Kendisi düşünsün yani karar versin eşin soyadını almak istiyorsa alsın, istemiyorsa almasın. Kaldırılan maddeyle kadınların soyadlarını tek başına kullanabileceği ifade edildi. Bu değişiklik etkilerini sadece kadınların değil, evlilikte diğer taraf olan erkeklerin de nasıl değerlendirdiğini merak ettik. Bu nedenle mikrofonumuzu erkeklere uzatarak yeni düzenleme hakkında düşüncelerini dinledik. Yok, bence o doğru değil. Bence de o evlendikten sonra normal, şimdiye kadar nasılsa bence öyle devam etmesi gerekiyor. O kanunla ilgili yani tabii ki özgür bir ülkede yaşıyoruz. Tabii ki olabilir. Ama örf adet geleneklere göre tabii ki etik değil. Öncelikle herkes sonuçta özgür bir ülkede yaşıyoruz. Kendi tercih ederim ben yani eşime bırakırım. Bir durması lazım soyadında. Aslında bence iyi değil değiştirmek.